Kum Saatinden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Cuma günündeyiz. Haftanın son programındayız. Hem haftayı değerlendireceğiz bir yönüyle. Diğer taraftan da önemli gündem maddeleri var bugün de. Onları detaylarıyla beraber sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli gazeteci yazar Sayın Murat Çabaz Bey yine her akşam olduğu gibi konuğumuz. Önemli gündem maddesi ahir zaman diye belirtilen İslam dininde çok önemli bir yeri olan ahir zamanda o bölgede yani Armagedon Savaşı da denilen bir savaş olacağı ifade ediliyor. Arzı mevcut idealleri üzerine oradan yola çıkarak o bölge üzerinde Orta Doğu'da çok büyük savaşların olacağı ifade ediliyor. Bu savaşların fitilini mi ateşliyor İsrail diye biz bugün ilk gündem maddesi olarak bunu konuşacağız. Murat Bey ile İsrail'in bir Mescidi Aksa kararı çıktı. Mescidi Aksa Vakfı Başkanı Müdürü Ömer Kisvani'nin açıklamaları var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine ekranda da görüyorsunuz ilk konumuz bu konu. Ardından yine dış siyasetle ilgili konular var. Önemli gündem maddeleri var. Rusya'nın bir uyarısı var. İdlib'de militanlar yeniden provokatif eylemler, kimyasal saldırı daha önce çok izlemiştik. Bunu yapacaklar diyorlar böyle bir hazırlıkları var. Rusya öncesinden uyarı yapıyor. Amerika'dan bir haber var. Biden Suriye'de ulusal acil durum halini bir yıl daha uzattıklarını ifade etti. Yani bizi buradan hemen söküp atamazlar demeye getiriyor Biden. Japonya'nın Rusya ile ilişkileri güçleniyor. Rus, Japonya son günlerde biliyorsunuz hem başbakan değişikliği yapıldı hem de milli ekonomi modeliyle ilgili önemli bir e, açılımlar var orada da Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin de bir e, yönü de bu olsa gerek. E, Japonya'da yine aynı Japonya'dan iş dünyasında son başbakan açıklandıktan sonra onun açıkladığı planlar doğrultusunda da iş dünyasının güveninin yükseldiği ifade ediliyor Japonya'da. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve de Tayvan ordusunun arasındaki ilişkiden bir haber var. Özel kuvvetler gizli gizli eğitiyormuş Tayvan ordusunu. Ve CIA'nin bir haberi var. CIA Çin'e karşı adım atıyor. E, Tabi düşman olarak belledikleri için Çin'i Amerika olarak her türlü şeyi yapıyorlar. Ekonomi ile ilgili başlıklar var. Hazinenin açıklaması var. E, Eylül ayında hazinede. 32.9 milyar bir açık var. Bu çok büyük bir açık. Bakalım ne olacak yıl sonundaki bu açığın toplamı. Kredi kartı borçları herkesin yüklendiği, artık nakitin bulunamadığı, maaşların düştüğü bir ortamda ihtiyaçlarını gidermek için vatandaşın en çok müracaat ettiği kredi kartları, kredi kartlarındaki borç miktarı 250 milyar lirayı aşmış durumda. Ödenemez bir rakama doğru hızla zaten gitmiş durumda kredi kartı borçları. Benzin ve motorine büyük zam var. Araç sahiplerine e, müjde mi diyelim ne diyelim artık bilemiyoruz. Benzin ve motorine çok büyük zam var. E, bu da hatır notlar arasında. Önemli maddeler var ama ilk maddemiz İsrail'in Mescidi Aksa kararı. Bu bir din savaşını başlatabilir e, diyor Şeyh Ömer El Kisvani e, Mescidi Aksa Vakfı Müdürü. Evet Murat Bey, önemli bir konu. Son yıllarda özellikle bu önceki Amerikan Başkanı'nın Trump'ın yapmış olduğu o karar almış olduğu kararlar Kudüs'le ilgili, diğer yerlerle ilgili ve yapmış olduğu tavırlar oradaki çalışmayı, arzı mevcut çalışmasını diyelim çok daha hızlandırmıştı. Şimdi yeni yeni kararlar görüyoruz. Ne, ne, bu konunun detayında neler var? Sizden alalım. Evet tabii e İsrail'in büyük e, İsrail Devleti Projesi veya bunun dini ismiyle Arzu Mevut Projesi e, adım adım hayata geçirmeye çalışıyor. E, buradan tabi e, bir duraksamaya girmeden e, planlarını bazen e, değişik boyutlarda hayata geçirerek e, adım adım e, yavaş yavaş e, ve sindire sindire maalesef e, projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Tabi burada. Ee, elbette ki İslam dünyasının derin uykusunun bunda çok büyük etkisi var. Ya da e, etkisiz tepkilerinin veya sadece sözde kınamaların diyelim e, büyük etkisi var. İslam dünyası bu en temel e, merkezlerinden birisi olan, yani üst, üç mescidimizden birisi biliyorsunuz. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Üçüncü mescid olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda ilk kıblekahımız namaz kılarken yöneldiğimiz ilk kıble. Bu kadar bize kutsal olan aynı zamanda Miraç mucizesinde eee Miraç'ın başladığı nokta biliyorsunuz. Mescidi Haram'dan Mescidi i Aksa'ya olan seyahat hani gece yürüyüşü anlamında efendim kullanılıyor. Ondan sonra Miraç başlıyor. Göğe yükseliş başlıyor. Miraç mucizesi. İşte bu efendim Miraç mucizesi başlamadan önce Peygamber Efendimizin bütün peygamberlere namaz kıldırdığı mescittir. Mescid imamı oldu yani. Evet orada peygamber, peygamberimizin bütün peygamberlerden üstünlüğünü Cenab-ı Hakk'ın açık ettiği, ısrar ettiği, ısrar etmek yani açık ettiği, öne çıkardığı efendim yerdir orası. Yani Hz. İbrahim de, Hz. Musa da, Hz. İsa da bildiğimiz bütün Ulyazim peygamberler ve 124 bin peygamber olduğu ifade ediliyor. Peygamber Efendimizin arkasında saf tutarak cemaat olarak namaz kılıyorlar. İmam Hazreti Peygamber Efendimiz. İşte Mescid-i Aksan'ın bizim için İslam dünyası için Müslümanlar için çok özel bir anlamı var, çok büyük bir önemi var e, ve bizim kutsalımız burası. Yani bu iş e, Pro Sokol Haydar Başbey'in ifade ettiği gibi sadece Filistinlilerin sırtına yüklenmiş bir yük değildir bu. Bu aslında Nerede olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan her Müslümanı ilgilendiren bir konudur. Bizim kutsalımızdır bu. Yani evet. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, Kabe gibi, Peygamber Efendimizin kabri gibi bizim için önemli bir merkezdir Mesle Aksa. O yüzden biz şu manzaraları gördüğümüz zaman içimiz parçalanıyor, yüremiz yüreğimiz dağlanıyor. Resmen bir işgal, silahlarla, efendim e, zorbalıklarla, şiddetle, zulüm şiddetle zulümle. zulümle beraber gerçekleşen bir işgal söz konusu. Şimdi dedik ki İslam dünyasının maalesef etkisiz tepkileri sebebiyle bunlar yaşanıyor. O kısmı da aşılmış oldu. Son yıllarda tepkileri de bıraktılar artık ikili ilişkilere geçtiler. Evet tabi dediğiniz gibi normalleşme anlaşmaları da devam ediyor. Ve her türlü yani İsrail'e cesaret verecek bu zulümlerinde daha da cesur kılacak maalesef kapılar açılıyor İsrail'e. İslam dünyası tarafından, İslam ülkeleri tarafından normalleşme anlaşmalarıyla beraber. Şimdi ne oldu peki? son yaşanan olay nedir? Önce onu ifade edip sonra bir tarihi sürecini bir tekrar gözden geçirelim. İsrail Mahkemesi, Doğu Kudüs Mahkemesi bir karar alıyor. Diyor ki, bundan sonra diyor, Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir bölümde, bir mekanda, bir yerde sessizce Yahudiler ayin yapabilir. Yani Mescid-i Aksa'nın bir bölümünü Havra'ya ya da Sinagog'a çeviriyor ee, İsrail'in bu mahkeme kararı. Ve tamamen hukuksuz bir karar. Yani burada çünkü e, uluslararası hukuka göre öncelikle mescid Aksa Müslümanlara ait. İslam dünyasına ait. Ve orası e, efendim e, bir vakıf tarafından e, e, kabul gören, uluslararası hukuka göre kabul gören bir vakıf tarafından işletiliyor ki işte onun müdürde Şeyh Ömer El Kisvani. Başka? bu anlaşmalarla bu noktaya gelmiş aynı zamanda. Yani bu iş sadece hani Filistinliler ya da İslam dünyası biz böyle karar verdik dediği bir konu da değil bu. Ve burada Zaten İsrail şey olduğu bir yerde böyle bir karar da hani şey olmaz. Yani sonuç itibariyle orada bir hukuki bir şey olması lazım. Gerçi İsrail'in hukuk dinlediği de yok ama yani İsrail şu anda kendi imza attığı anlaşmayı yani. şu anda şey yapıyor. E, iptal ediyor tek taraflı olarak. Böyle evet. bir durum var. Bakın 1967 yılında e, tabi hani İsrail-Arap i̇srail Savaş İsrail -Arap, e, savaşları yaşanıyor ve ardından tabi e, Doğu Kudüs'ü işgal ediyor İsrail. E, Doğu Kudüs'ü işgal ettikten Kudüs'ün doğusunu diyelim. Doğu Kudüs ifadesi bize ait olan bir ifade Hı. değil, onu da söylemek gerekiyor. Kudüs'ün doğusunda da yani Mescid-i Harem-i Şerif'in bulunduğu, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeyi de, yani o co co coğrafyayı da işgal altına alıyor. Sonra e, ardından tabi... E, tacizler, baskınlar, zulümler tabii devam ediyor. Ama 1900 o dönemlerde bir de şunlar yaşanmıyor. Yani İsrail Kudüs'ün doğusunu işgal ettikten sonra bile şu manzara Harem-i Şerife girmiyor efendim İsrail askerleri polisi. Sadece efendim kurulan vakfın izniyle beraber tabii 1994 yılında bir anlaşma imzalanıyor. Ürdün ve İsrail arasında ve bu anlaşmaya göre işte vakıf tarafından burası yönetiliyor ve e, Yahudiler de girmek isterlerse buraya o vakfın iznini alarak ancak girebiliyorlar. <laughs> ne zamana kadar oluyor bu? 2003 yılına kadar oluyor. O zaman o zamana kadar baskın yok. Herhangi böyle bir silahlı bir operasyon bir şey yok yani. Çat, yani dışarılarda çatışmalar oluyor ama bu mesle Aksa'ya pek yansımıyor. Ne zaman oluyor bu? 2003 yılında ilk defa efendim e, baskınlar başlıyor. Ve orada e, çatışmalar yaşanıyor. Ee, bir takım e, hani e, zorbalıklar yaşanıyor. Ve o günden sonra da, o 2003 baskından sonra da sürekli olarak e, değişik zamanlarda, özellikle de dini bayramlarımıza yakın dönemlerde e, Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Bu yıl, hani geçtiğimizi hatırlayalım, Kadir Gecesi arefesi baskın yapılmıştı ve kanlı bir baskın yapılmıştı. Ondan sonra yaşanan olaylarda da, çok ciddi hani ölümler gerçekleşmişti, yaralanmalar gerçekleşmişti. Ardından İsrail Gazze'ye de saldırarak orada bombalar yağdırmıştı. Yine birçok insanın ölümüne neden olmuştu. Yani 2003 1967 ile 1994 arası bir süreç var. 1994'te Ürdün'le yapılan bir anlaşmanın gereği efendim izinli, müsaadeli bir giriş süreci var. Ama 1994'ten sonra yani 2003 yılında artık İsrail'in tek taraflı olarak bu anlaşmayı uymadığını hukuku ihlal ettiğini ve baskınlar ve işgaller gerçekleştirdiğini görüyoruz. Peki bu yeni süreç ne? Yeni süreç şu. Şu anda diyor ki yani adamlar önce ne yaptılar? Sort sorti diyorlar yani hani uçaklar sorti yapar önce. Ondan sonra kontrol ederler. ondan kontrol. sonra yavaş yavaş bombalarını bırakmaya başlarlar. Ardından işgal ederler. Şimdi önce ne yapıyorlardı? Geliyorlardı, bir turluyorlardı, gidiyorlardı. Turistik ziyaret gibi önce bir dolaşıp gidiyorlardı. Sonra İsrail polisi ve askeriyle beraber e, zorbalık da girmeye başladılar. E, hani önce parmağını veriyorsun, sonra adam elini kapıyor, ardından kolunu kapıyor, sonra komple seni alıyor. Yani benzer bir tabloyu burada yaşıyorsun. Ondan sonra adamlar zorla girmeye başladılar. Şimdi diyorlar ki kardeşim e, buranın bir bölümü bizim ayinlerimiz açık olacak. bununla kim karar veriyor? Uluslararası hukuk değil. Bir efendim başka değil. Anlaşmalar çerçevesinde değil. İsrail mahkemesi tek taraflı olarak ben yaptım oldu kararı veriyor. Yeri gelmişken şunu ifade etmek istiyorum. İşte bakın ben daha önceki bu bu tarz e, efendim gündem gündeme geldiği zaman e, Arakip örneğini vermiştim. Evet. E, İsrail'in güney taraflarında bulunan bir e, burası bir e, beldeydim. Bir e, köy gibi bir yer yani belde bir yer, e, belde ve e, buranın insanı İsrail'e dahil olmuşlar. İsrail topraktan yani İsrail toprağı olarak orayı kabul ediyorlar. Yani kendi toprakları ama biz İsrailliyiz diyorlar. Arap asıllı, Filistin asıllı İsrail vatandaşları bunlar. Yani e, nüfus kayıtları İsrail vatandaşı olarak yazıyor. Peki ne oluyor? Ne zaman bir taş üstüne taş koymaya başladıklarında, diyelim ki tek katlı bir ev yapacaklar, hemen İsrail buldozelleri geliyor ve yıkıyor. Sonra e, çadır kuruyorlar, İsrail geliyor yakıyor. Yani adamlara bir türlü nefes aldırmıyor burada. O zaman ben yazımda da yazmıştım onu. Şunu ifade etmiştim. İşte, işte Büyük İsrail Devleti projesi bu. Yani kendi kendisinin vatandaşlığını kabul etmiş olan Araplara bile tahammülü olmayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Aslında İsrail'in çok farklı bir boyutu daha var. Kendi vatandaşlarına da güvenmiyor. Kendi İsrail kökenli, Yahudi kökenli olan vatandaşlarına da güvenmiyor İsrail diyorsunuz. İsrail'de bütün topraklar, bütün araziler devlete aittir. Vatandaşlara ait olan toprak yok. Vatandaşına dahi satmayan bir İsrail var. Ancak kiralayabiliyorsunuz. Türkiye'deki gibi hani gittim aldım arazi böyle bir şey yok yani. Hepsi İsrail'e ait. Öldün gitti adam ev koyabiliyor yani hiç şey yapmıyor. Şimdi kendi vatandaşına bile güvenmeyen Arzu Mevut projesi kapsamında büyük İsrail devleti projesi kapsamında İsrail kalkıp da orada ben Arabım ben de İsrail vatandaşım diyen adama mı güvenecek? Ya da ben İsraili kabul etmiyorum diyen adam zaten kabul etmeyecek. Dolayısıyla büyük İsrail devleti projesi bu. Yani seni orada kabul etsen de etmesen de İsraili kabul etsen de etmesen de seni yok etmek isteyen, seni burada görmek istemeyen, senin varlığına tahammül olmayan bir İsrail projesi var. Bunu görmek gerekiyor. Yani şunu derler hani Dr. E, Haydar Baş bey e, Kürt kardeşlerimiz için ifade ediyordu bunu. Ey Kürt kardeşim oyuna gelme. Çünkü e, burada e, her e, oyuna gelirsen yani büyük ortodoks projesi kapsamında sana vaat edilen efendim, Kürdistan, tabi Kürt devleti öyle. hayallerine, Kürdistan hayallerine kanarsan o zaman senin kaderin de Filistin'in kaderi olur diyordu. Yani şu anda e, maalesef İslam dünyasına e, çok değişik vaatlerle beraber, yani normalleşme anlaşmaları bu evet. çerçevede yapılıyor. Bak size para vereceğiz, ticaret yapacağız, sizden şunu alacağız. Sizle ilişkilerimiz güçlenecek. Yani siz bizle anlaşırsanız dünyadaki bütün finans kurumlarına kredi alabilirsiniz. Petrolünüzü istediğiniz yere satabilirsiniz gibi vaatlerle beraber. Dünyalıkla beraber kandırıyorlar. Tabii. Yani. Hatta Sudan biliyorsunuz. Borcu olan bir ülke. Borçları silindi. Yani borçlarının önemli bir bölümü silindi. Neyin karşılığı? İşte efendim şeyle, İsrail'le normalleşirsen. Fas, Fas ne yaptı mesela? Fas'ın bir bölgesini Amerika kabul etmiyordu. Batıya yakın bir Batı bölgesinde bir e, bölgeyi kabul etmiyordu. Burası sana ait değil diyordu. Ondan sonra e, bu anlaşma karşılığı, normalleşme anlaşması karşılığı Trump yönetimi biz seni o, o bölgenin tanıyacağız diye açıklama yaptılar ve o, o şekilde Fas'ı potaya soktular. Yani her bir ülkenin bir hikayesi var normalleşmeyle ilgili. Önce ülkelerin efendim bütün bu başını tutmuşlar. Yani bak Bizi kabul ederseniz, İsrail'i kabul ederseniz, tanırsanız, normalleşirseniz musluğu açarız. Kabullenmezseniz musluk kapalı. İşte e, Batı'ya bağımlılığın, Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne, İsrail'e olan bağımlılığın neticesi budur. Artık sen istemediğin noktalarda bile evet demek e, durumda kalıyorsun. Halbuki e, bu e, olayın çözümü noktasında çok ciddi, çok önemli bir teklifi ve projesi olmuştu Profesör Doktor Haydar Başbey'in o zaman Kudüs'ü bütün Müslümanların başkenti ilan edelim. Böylece yani orası artık o 3 tane 5 tane oradaki garip Filistinli vatandaşın mücadelesini verdiği bir nokta olmasın. Mücadele edecekse eğer İsrail bütün İslam alemini tam anlamıyla karşısına alarak mücadele etmek zorunda kalsın ki bunu yapması mümkün olmayacağı için o sorunu tam kökünden çözecek bir ee, çözümde ama o zaman da e, maalesef e, çok farklı bir şekilde dinlenmeyip başka bir şekilde tam denilmeyen şekilde çevrilmişti. İkiye ayrılmıştı. Yani bu yine Kudüs baskınlarında veya Meslek Aksa baskınlarında e, gündem olmuştu ve e, başkent ilan edilince Amerika tabii, tarafından da evet. E, ve Amerika tabii hem Büyükelçiliğini taşıma kararı evet, almıştı evet. Trump yönetimi hem de e, İsrail'i tanıdığını e, başkent olarak Kudüs tanıdığını söylemişti. O zaman Prof. Taydar Başbey İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'ndan önce e, demişti ki Mescid-i Aksa tüm İslam aleminin başkenti ilan edilmektir evet. diye açıklama yapmıştı. Tabi e, aslında zamanlama olarak bu teklif çok önemli bir zamanlamalardı. E, İslam İşbirliği Teşkilatı e, Toplantısı Kar bu karar almış olsaydı buraya. yani İsrail'in kat kat daha fazlası bir nüfusa sahip hatta güce sahip olan İslam e, Teşkilatı evet e, burası bizim başkentimizdir deseydi hakkı vardı buna hukuken. O zaman e, bugünkü şu manzara, bugüne kadar gelen şu manzara ve bugün yaşanan bu maalesef Mesli Aksan'ın içinin de işgali artık e, gündeme gelmeyecekti. Şimdi e, hatırlarsanız bu e, Kadir Gecesi zamanında baskın yapıldığı zaman da evet. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bir açıklaması olmuştu ve demişti ki e, burada tek çözüm e, işte babamın ifade ettiği demişti Prof. Haydar Baş ifade ettiği ehli beyt ortak paydasında bir ve İslam aleminin bir ve beraber olmasıdır. Aslında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in e, hani bu düşüncesinin, bu teklifinin, bu önerisinin kabul edilmemesinin nedeni İslam aleminin ehli ortak paydasında bir ve beraber olmamasıdır. Yani siz e, ehli yaşadığı İslamı, Peygamber'in yaşadığı İslamı benimsemezseniz, o zaman siz Mescid-i Aksa'ya da sahip çıkmazsanız, yarın bir gün mescid Haram'ın ya da Mescid-i başına bir sıkıntı geldiği zaman siz ona da vurdum duymaz davranırsınız. Netice'de şu tür haberlerde gördük. Maalesef efendim Hicaz bölgesinin özellikle kutsal bölgelerin güvenliğinin İsrail'in sağlaması konusunda Suud Krallığı'nın bir takım anlaşmalar yaptığı konusunda da bazı haberler duyulmuştu. Halbuki Peygamber'in ee, bir yasağı var oraya. Yani. Tabii kesinlikle. Yani bu çok ciddi anlaşmalar yapıldı vesaire. Ama burada... Bunlar tabii hemen üstü kapatıldı, geçiştirildi. Şu an tabii ne aşamadadır bilmiyoruz ama şunu gayet iyi biliyoruz ki Suud Prens'ine karşı çıkan prenslerin dahi Blackwater'lar tarafından sorgulandığını haberlerde duymuştuk. Sıhhatler Demek evet. ki bu icraatlar, bu anlaşmalar yerine getiriliyor şu anda. Evet. Şimdi bu mescid Aksa'nın, tabi şu anda şu mescid Aksa değil arkadaşlar biliyorsunuz? Evet, ku ku evet, Kupadüs Sahra. Kupadüs evet. Sahra, mescid Aksa diğer tarafta yani aynı Harem-i Şerif içerisinde, diğer köşede diyelim ve bakın burada mesele şudur. mescid Aksa için asıl plan şu anda ilan edilen değildir. <laughs> Mescid-i Aksa'nın Büyük İsrail Devleti projesi kapsamında çok önemli bir basamak olduğunu bizzat İsraililer ifade ediyor. İsrailoğulları ifade ediyor. Ne diyorlar? diyorlar ki 3 tane temel adım var. Büyük İsrail devletinin kurulması için 3 temel adımın 3 basamağın yerine gelmiş olması lazım. Nedir o? 1. Kudüs'ün başkent olmasıdır. onu ne yaptılar? Onu yaptılar. 2. Mescid-i Aksa'nın, pardon Süleyman Mabedi'nin efendim şeyidir, inşa edilmesidir. üçüncüsü şu anda eee şu anda hatırıma gelmedi. Neyse zaten o kısım şu anda gündemimiz olan kısım değil. İkinci madde üzerinde duracağım. Ee, Süleyman Mabedi'nin inşası olayı çok önemli. Evet. Bunun üzerinde durmak büyük gerekiyor. büyük var. Şimdi ben onun e, haritalarını inceledim. Yani izleyicilerimizin de e, incelemeni tavsiye ederim. Yani hatta kuş bakışı mutlaka e, Mesli Aksa'nın, Ağlama Duvarı'nın bütün o bölgenin mutlaka bir fotoğrafına baksınlar. Orada zaten bütün proje belli zaten. Ne biliyor musunuz? Yani ağlama duvarı şurada diyelim. Ağlama duvarı şurada. Efendim, Süleyman Mabedi şu şekilde bir yapı. Yani şu, şu tarafa doğru olan bir yapı. kutbe i Sahra ve Mescid-i Aksa da bu tarafta. Ağlama duvarının hemen arkasında. Yani Süleyman Mabedi'nin e, yıkılmış olan, Süleyman Mabedi'nin e, içine inşa edilmiş Mescid-i Aksa ve kutbe i Sahra. Dolayısıyla Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi ki adamların üç maddeden bir tanesi bu. Yani üç basamaktan bir tanesi Arz-ı Mevud'un gerçekleşmesi için. Süleyman Mabedi'nin inşası için Mescid-i Aksa'nın ve bu kudbet Kudbe Sahra'nın yıkılması gerekiyor. Ve şunu e, tarihçiler ve bilim adamları söylemişlerdi. E, yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa'nın altının oyulduğu ve e, kazıldığı ifade ediliyordu. Şu anda Mesle aksan altını oyuyorlar. Yarın bir gün efendim bir boşluk oluşturup bir anda yapıyı çökertme ihtimalleri de var. Yani bunda bir senaryo olarak izleyeceğimiz bir İslam alemi bir yere not alsın. Böyle bir tehlike var şu anda. Olmaz dememek lazım. Çünkü evet. bugüne kadar İsrail'in başladığı o haritaya baksın vatandaşlar. Ya hangi yılda ne kadardı İsrail orada? Şimdi hangi boyutlara ulaştı? Hani onlar için bizim ya olmaz böyle şey o zaman Filistin'de de deniyordu ama şimdi tersi bir şey söz konusu. Filistinler Adam ufacık bir nokta gibi kaldı. Adam altını oydu şimdi içine giriyor zaten. Evet. Yani proje zaten net bir şekilde belli. Ama gayeleri sadece buranın, buranın bir köşesinde bir ayın yapmak değil. Yani bugünkü adım sadece daha sonraki adımların bir adımı. Yani burası bizim demek için yapıyorlar evet. şu anda. Şimdi bakın bu olay aslında şeye de benziyor. Harem-i İbrahim Camii var biliyorsunuz Batı Şeria'da. Halil İbrahim şehrinde Haremi İbrahim Camii. Niye Harem-i İbrahim? Çünkü Hazreti İbrahim'in kabri. Hazreti İbrahim'in eşi olan Sare Hatun'un, Hazreti Sare'nin kabri, artı Yakup Peygamber'in, Yahya Peygamber'in ve onların evlatlarının, eşlerinin kabri, peygamberler diye. Yani. Şu anda Harem-i İbrahim Camii'nin altındaki mağarada gömülü. O çok kutsal bir yer. Şimdi e, ne yaptı? Ee, İsrail burayı önce yine aynen Mesle Aksa yaptığı gibi baskınlar düzenledi, çatışmalar yaptı, bilmemler yaptı. Sonradan e, burayı e, yarısını ya yani, yarısını e, bir bir şeyi de bahane ederek, bazı olayları da bahane ederek burayı kapattı önce komple, ardından tekrar açtığında yarısı sinagog olmuştu. Yani önce şimdi ne yapıyor? Gözden gözden kaçırıyor. Önce bir bahaneyle beraber kapatıyor. Ardından da açtığında bir okuyorsunuz. Ah gitmiş. Şimdi e, tabi İslam dünyasının hani normalleşme, İsrail'le normalleşme sürecinde olan İslam dünyasının yaşanan bu tabloya efendim tepkiş tepkiş. yani pratik bir tepki ortaya koyması, masaya yumunu vurması, buna dur demesi mümkün değil. Ama Türkiye olayına dönersek, yani Türkiye buna dur diyebilir mi? Yani şimdi Türkiye'de Maalesef bir alaçatı örneği var değil mi? Alaçatı cami örneği var. Yarısı kilise, yarısı cami. Yani Zaten maalesef bizim siyasilerimizin zihniyeti şu anda İsrail'in attığı adımlarla uyumlu zaten. Yani bizim bizim siyasilerimiz de diyor ki cami hem kilise olabilir hem cami olabilir diyor. Adam da o adımı atıyor zaten şu anda. Bizimkilerin buna hayır demesi mümkün mü? Domuz etinin serbest bırakılmasını, kanunen serbest bırakan bir siyasetin, din hanesinden, e, nüfus cüzdanlarından din hanesini çıkartan bir siyasetin, efendim dinler bahçesi açarak, dinler bahçesi nedir? Aynı e, yapı içerisinde, içerisinde, aynı bahçe içerisinde sinagog, yani havra, cami ve kilisenin bulunduğu bu tür yapıları açan ve bunları da besmeleyle açan siyasetin, İsrail'in atmış olduğu bu adımlara gerçek bir net bir duruş ortaya koyması mümkün değil. Bunu da ifade etmemiz lazım. Zaten İsrail bu cesareti bizim siyasilerimizden ve İslam dünyasının bu normalleşme sürecinden Haciyetinden alıyor. Azizetinden alıyor. alıyor. O yüzden bu noktada tekrar çözüm noktasına gelirsek, Prof. Doktor Haydar Başbey'in tevhidin merkezi Ehli Beyt'tir duruşu. Yani biz Ehli Beyt ortak yani duruşunda… Yani Şii, Sünni, Alevi ayrımını kaldırıp hep beraber… Şimdi zararlı. adamlar dikkat ederseniz bunu oynuyorlar hep. Bununla beraber senin direncini kırıyorlar. Seni karşı karşıya getiriyorlar. Ardından da adam burada at koşturmaya devam ediyor. Seni aciz bırakıyor. Seni maalesef şey bırakıyor. E e, bu manada Hasan Nasrallah bir Şii bir e, alim ve o bölgede bir e, devlet o da devletin bir hükümetin içerisinde bir isim. O mesela sahip çıkışı Filistin'e sahip çıkışı bu Ehlibeyt çizgisinin örneklerinden bir tanesi. Yani bu çizgiyi yani Ehlibeyt çizgisini yani o zaman Şiisi, sünnisi olmuyor herkes ortak faydada Filistin'e sahip çıkmış oluyor. Yani bugün e, hani İran Şii bir devlet, e, işte Hizbullah Lübnan'daki Hizbullah e, Şii bir e, efendim Sönlün. resmi bir hani o e, askeri kanadı diyelim Lübnan'ın. Evet. Lübnan Onun dışında bakıyorsunuz Irak'ta Şiiler var, Sünniler var. Suriye'de e, aslında Şii olan insan e, liderler var ama e, devlet yönetiminin Şu dini Sünni. algılama şekli Sünni. Şimdi baktığımız zaman bunlar hep iç içe geçmiş olan şeyler. Ama ortada bir gerçek var. Bugün ne Şii Sünni'nin düşmanı ne de Sünni Şii'nin düşmanı. Ama adamlar sanki Şii Sünni, Sünni Şii'ye düşmanmış gibi göstererek, sanki aralarda büyük uçurumlar varmış, bunlar birbirlerine efendim, kanlı bıçaklıymış gibi göstererek ne yapıyorlar adamlar? E seni zayıf yapıyorlar. düşürüyorlar ve senin topraklarına, senin vatanına, madenlerine, her şeyine ve senin kutsalına Canına kastırıyor. adam sahip çıkmaya çalışıyor. O yüzden bugün ee, bir ve beraber olma zamanıdır. Bugün hani birlik modeli olarak uygulanan milli ekonomi modelini e, hayata geçirme, zaten İslam dünyası bunu acilen hayata geçirmesi Güçlü lazım. olmak için yani. Bu noktada hani İran'dan yapılan efendim, Bağım Sütüke Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan ziyaret çok önemli. Yani İran e, eğer böyle bir adım atarsa e, bu çok önemli bir adım olur. Diğer İslam ülkeleri de e, bu tür adımlar atarsa ve Türkiye, ki modelin içinden çıkmış olan Türkiye, Bugün bu modeli uygulayacak olan Bağım Türkiye Partisi ile ve lideri Hüseyin Baş'la beraber bir ve beraber olursa o zaman bu coğrafyada bakın milli ekonomi modelini uygulayan bir Türkiye'de Ehlibeyt ortak paydasında buluşan bir İslam dünyasında Beside Aksa bu şekilde pervasızca, hukuksuzca işgal edilemez. Evet. Buna kimse müsaade etmez. Ama maalesef bizi düşürmüşler birbirimize. Şu andaki elimizde bütün kazanımlarımızı Maddi ve manevi bütün kazanımlarını maalesef almaya devam ediyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Evet, kazanımlar deyince hani maddi kazanımları da alıyorlar. Bakın Hazine e, açıklama yapıyor. Eylül ayında 32.9 milyar TL 32 milyar 900 milyon açık vermiş. Yani e, gelir giderden çok düşük giderler çok yüksek ve bu açık e, 9 ayda 75 milyar liraya yükselmiş. Hazine e, faize Eylül ayında sadece bunu yaparken tabii faize ne yapmış? İşte bu gördüğümüz deste deste baleye baleye paralar faize gitmiş 12.8 milyar TL. 9 ayda da 124 milyar lira biz faize para ödemişiz. Halka verip onun refahını artırmak yerine biz bu faize o parayı satanlara bu parayı vermek durumunda kalmışız. E, böylece hazine diyor ki 9 ayda faiz gideri bir yılda yüzde 27.4 ve 3 yıllık bir bazda bakarsak da diyor 116 yüzde 116 oranında arttı faize verilen para miktarı. Evet. Şimdi zaten e, Türkiye ekonomisinin hani kapitalizmle serbest piyasa anlayışıyla beraber yönetilen Türkiye ekonomisinin e, şu anda tablosunu zaten özetliyor bu rakamlar. Evet. Yani bir ayda 32.9 milyar lira bir bütçe açı veriyoruz. Bir aylık açıktır bu yani. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam bir ayda 32.9 milyar lira verdik ama e, neden 9 ayda 75 milyar lira? Evet. Değil mi? Az Değil mi? gibi gözüküyor evet. o zaman. Neden? Şimdi aslında normal şartlar altında e, bu rakam e, bugün itibariyle 250 milyar lira gibi bir rakam olacaktı. Yani aslında bizim gerçek e, hazine açığımız, bütçe açığımız şu bugün itibariyle 250 milyardır bu yıl. E, şu, a şu aya kadar. Yani yıl sonuna kadar belki 300 milyar liraya geçecek bir rakam vardı. Ama kalem oyuncu Ki Hiç hedef olarak dersiniz. da dikkat edin zaten. Hedef olarak da 245 milyar lira bir bütçe açı hedeflenmişti bu yıl için. Peki ne oldu? Olan şey şu. Daha önceki yıllar yapılması gereken vergi tahsilatları alacaklar. Bir takım af kapsamına alınarak, indirimler yapılarak, efendim bu konuda baskılar yürütülerek, yani bir şekilde e, vergi mükellefleri efendim bu, bu noktaya taşınarak e, e, vergiler toplanarak ne yapıldı e, efendim bu açık e, minimize edilmeye çalışıldı yani burada aslında bu yıla ait olan şeyler değil bunlar bunlar af kapsamında belki hani ödenmeyecek olan vergilerin bir şekilde tahsil edilme aflarla beraber indirilerek belki yarı yarıya indirilerek e, bu, efendim bir şekilde bu para toplanmaya çalışıldı onun dışında Efendim bir takım yine e, satışlar tabi e, varlık satışları e, borçlar e, bankaların karları işte bilmem neler bütün bunlar ilave ilave edildiği zaman karşımıza böyle bir e, tablo çıktı ama aslında e, aylık bütçe açını baktığımızda 32.33 milyar lira gibi bir açığa baktığımızda aslında hani 10 ayda sen 30 milyarı çarp 300 350 milyar gibi bir rakam yapar Normalde budur yani. aslında. O yüzden 9 aylık rakama çok fazla aldanmasınlar. Bu, bu Zaten yıllarda, bir tuhaflık var. Hemen insanlar doğal olarak mesajlar atıyorlar. Böyle nasıl oluyor diye. Bu zaten bu, 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 yıllık böyledir. Ama önümüzdeki yıl öyle bir bu devasa bir açığa dönüşür ki bir anda e, kağıt üzerinde gizleyebilirsiniz belki bazı şeylerle ama evet. Şimdi neticede mesele şudur. Yani sizin bir yıllık hani bu e, vergi aflarından kaynaklanan gelirler hariç, bankaların e, kar transferleri hariç, aldığınız bir takım borçlar, bir takım şeyler hariç, siz yalın halde gelir ve gideri hesapladığınızda, e, yani izleyicilerimizin eğer bütçe rakamlarına ulaşma ihtimali varsa, bunu hesaplasınlar zaten aradaki farkı görecekler çok net bir şekilde. Yani zorlamalarla bu rakamlar bu noktaya getirilmeye çalışılıyor. Nasıl enflasyon sepeti oluşturulup, efendim enflasyon aşağı çekilmeye çalışılıyorsa, bu da şu anda bu tür efendim adımlarla beraber indirilmeye çalışılıyor. Burada tabi bakın 9 ayda biz faize, Türkiye olarak, hazine olarak 124 faiz milyar lobisi, lira… Faiz lobisi dediğimiz o lobiye neler vermişiz? 124 milyar lira bir ödeme yaptık. 124 milyar lira. Şimdi baktığımız zaman, yani yıl sonuna kadar 9 aylık dönem bu. Ki aylık 10 milyar yani… 12 milyar, 13 milyar bir rakamdan bahsediyoruz. 3 ayda da 36 e, daha gelir. E, tabii bir e, 40 milyar daha. Yani 180 daha. milyara 36. Bir 40 a... milyar daha ilave 170 evet. milyara yakın bir faiz evet. ödemesi e, muhtemel gelecek. E, şimdi baktığımızda biz daha önceki yıllarda hani e, 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar sonra 50 milyara çıktı faiz evet. ödemeleri. Uzun bir süre 50 milyar düzeyinde faiz ödemesi kaldı. yani bir, Birkaç yıl üst üste. Ardından da anda 100 milyar, 120 milyar, 125 Korkunç milyar ve şu anda 160-170 milyara doğru gidiyor. Yani belki 200 milyarda bulacak. Yani faiz ana para ödemesi. borç duruyor, faiz bunlar. Faiz, sadece faiz bunlar. Bu, bu da şöyle, yani e, faiz ödemesi bu. Faiz borcundan bahsetmiyoruz. Bugün e, faiz borcu çok daha fazla. Sen zaten o faiz borcunun tamamını ödeyemiyorsun zaten. Bu şuna benzer. Hani kredi kartlarında askeri limit vardır. E, bu limiti ödediğin takdirde borcun çevrilebiliyor. Ne oluyor? Diğer bütün faizi, bilmem ne, şu su bu su, ana paraya, ana borca ilave ediliyor ve bu katlanarak Katlanıyor. büyümeye devam ediyor. Ama her seferinde sana diyor ki, şu kadarını ödeyebilirsin. Hatta bankaların kıymetli müşterisi onlar e, onlardır. Yani tamamını kapatanlar değildir. Şimdi bir e, kredi kartı e, siparişi veriyorsunuz. Yani Daha sonra kredi kartının süresi doluyor. E, bankaya diyorsunuz ki hani şey banka sizin normalde takip etmesi gerekiyor, göndermesi gerekiyor. ama düzgün ödeyen bir insansanız yani faize bırakmıyorsanız Bizim kredi kartını. yani. Ondan sonra banka yenisini göndermekte ayak sürtmeye başlıyor. Yani e, bazen bakıyorsun 15-20 gün bir ay belki sana göndermiyor. Süresi dolacak e, kartın sana göndermiyor. Niye? Sen kötü müşterisin <laughs> çünkü. Zamanda ödüyorsun. Ama sen Böyle asgari kısmını ödeyip de bankaya faiz geliri kazandırsa yani o zaman senden iyisi yok. Adam seni havada, karada bir yerde bulur. Yani uçakta bulur seni o kartı teslim eder yani. Bunu da ifade etmemiz lazım. Böyle bir süreç yaşanıyor. Şimdi burada e, olay bir de şu açıdan bakmamıza fayda var. Bakın e, yani 9 ay için bahsedersek 124 milyar liramız bizim. Bakın 124. E, şu anda vatandaştan e, vergi topluyoruz. Yani ÖTV topluyoruz, KDV topluyoruz, vatandaşın tüketiminden alıyoruz, mazotundan alıyoruz, marketteki alışverişinden vergi alıyoruz, gelir vergisi alıyoruz, asgari ücretlerinin maaşından kesiyoruz, yüzde 34, yüzde 35'ini vergi olarak kesiyoruz. Bütün bunları topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Yoğun elektrik yapıyoruz Alıyoruz eskiden. efendim faiz lobilerinin kucağına 124 milyar lira olarak bırak, bırakmışız bu yıl. Ya kardeşim bu para size ait değil. Bu para millete ait. Yani siz şu anda yan, e, uyguladığınız yanlış politikaların faturasını bu millet ödemek zorunda mı ya? Yani bu faiz tamamen para politikasını bilmemenin bir neticesidir. Borçtan Ekonomiyi bilmemek yani. Tabii. Yani bu para aslında, bu şey para asla ödenmeyebilirdi. Bunun çözümü var. Yani siz doğru bir ekonomi politikası, politikası uyguladığınızda siz en azından bakın bu yıl için en azından 124 milyar lira sizin cebinizde olacaktı, kasanızda olacaktı. Burada bir yanlışlık var. Büyük bir yanlış. Nedir bu yanlışlık? Devlet, devlet olma hakkı olan, bağımsızlık hakkı olan senyoraj gelirini kullanmamasının neticesidir bu. Şimdi bunu deyince de adamlar <laughs> diyorlar ya tamam da bak biz pandemi döneminde 600 yani Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş demişti ya 600 milyar lira bunlar arasında para bastılar pandemi döneminde. Ama mesele demişti sadece para basmak değildir. Bu parayı nasıl, ne şekilde piyasaya süreceğin de önemlidir. Kalkıp da sen bastığın parayla beraber efendim yandaşı şunu bunu bilmem neyi beslersen bu para tabana yayılmazsa bir tüketime dönüşmezse o zaman ve sen senyoraj gelirini olması gerektiğin şekilde devreye koymazsan o zaman zaten e, bu e, ekonomiye zarar olarak döner. Hatırlarsanız Profesör Baş ve şunu e, söylüyordu. Diyordu ki hani bunlar şimdi para basmak, para basmak diyoruz dedi. Bunlar dedi alırlar dedi şimdi bunu dedi. E, basarlar dedi, batırırlar dedi. Neden? Çünkü bu işin bir formülü var. Evet. Bu işin bir uygulaması var. Ama bu işin bir sahası mi? var. İşte. Yani burada milli ekonomi modelinin e, adımlarını takip ederek milli ekonomi modelinin öngördüğü şekilde formülüyle, grafiğiyle yani tüketime nasıl verilecek, üreticiye nasıl verilecek hangi şartlarda verecek, ne kadar para basılacak. Bütün bu dengeler o denklem içerisinde, o model içerisinde saklı. Hatta bazı noktalarda da şifreler var. Bunu da ancak Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in e, bu şifreleri açmasıyla ya da bu şifreleri öğrettiği insanlarla ancak bu şifreler açılabilir. Bunu da hatırlarsanız Prof. Dr. Lebedev söylemişti. Demişti ki her okuduğumda farklı bir kodla karşılaşıyorum. Hatta bugüne ait değil Geleceğe ait olan kodlar. Bu adam bir numaralı iktisat matematikçisiydi. E, adam bunu görmüştü. Ve adamlar ne yapıyorlardı? Ekipler göndererek, heyetler göndererek Profesör Haydar Haydarbaş Bey, bu nasıl olacak? Şu Kodları nasıl olacak. çözmeye çalıştılar. Evet. Onları çözmeye çalışıyorlardı. En son tümüyle uygulama kararı ne zaman aldılar? Haydarbaş Bey, Duma'ya davet ettikten sonra aldılar. 6 saat konuşma fırsatı verdikten sonra tümüyle uygulama kararı aldılar. Çünkü Kafalarında birkaç pürüz daha vardı. O duma toplantısından sonra o Duma ya, sonra, artık dediler ki tamam biz bu modeli tamamen uygulamamız lazım. Bugüne kadar birçok maddesini uyguladık, fayda gördük. Artık tümüyle uygulayalım. Ee, bu hem işi bitirelim hem yani. Hem Rus halkı kurtulsun hem Rus devleti kurtulsun diyerek adamlar bunun önünü açtılar. Şimdi işte biz aslında milli ekonomi modelinin sadece senyoraj gelirini kullanarak bize devlete maliyeti sıfır olan bu efendim e, projeyi hayata geçirerek biz en yakın planda her yıl bu 150 milyar 160 milyar 200 milyar faiz ödemesinden kurtuluyoruz. Ama sadece problem de bu değil. Yani biz şimdi 124 milyar lira faizden dolayı kaybettik Türkiye olarak. Vergilerimiz buraya gitti. Ama bizim e, uyguladığımız e, yine milli parayı devreye koymadığımız için uyguladığımız dolar politikası. Dolara bağlı ekonomi politikası sebebiyle biz çok şeyler kaybettik. Bakın nedir o? 128 milyar dolar uçtu, uçtu gitti. gitti. Niye gitti? Doları sabit tutabilmek için. Yani doları düşünmek için de değil. Tuta doları sabit mi? tutabilmek için. Onu da tutamadı. Yani 128 milyar doları bugünkü kurla çarpın. Yani dokuzla bir çarpın. Bir tül yani. onunla ee, çarpın olsun tabii. işte Hani bir trilyon üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu 124 milyar devede kulak misali kalıyor. Bizim uyguladığımız e, borca dayalı, dolara dayalı ekonomi politikaları sebebiyle biz e, hani trilyonlarca liramızı kaybettik. Ve her yıl bunları üst üste toplayın. Kaybetmeye de devam ediyoruz fazlasıyla. Bu bütçe açıklarını, cari açıklarını, dış ticaret açıklarını, kur kayıplarını, sıcak paradan kaybettiklerimizi. Şimdi şunu hiç düşünmüyor muyuz? Şimdi biz dolar gelsin diye yıllarca yani düşük kur, düşük faiz e, uygulandığı dönemlerde, ne yaptık? Sıcak para piyasalarını, hazine bonusu, tahvil bilmem ne borsa bunların önüne açtık. Adamlar ne diyorlardı? Hatta e, rahmetli Güngör Uras'ın yazıları vardı o dönemlerde. Onları ben e, iyi bir şekilde takip ediyordum. Adam şunu söylüyordu. Yıllık yüzde seksen para kazanıyor diyordu adamlar. Aldanmayın yani düşük faiz. Düşük. Yani adam ne yapıyor biliyor musunuz? Adam yüksek kurdan ülkeye e, hani kur, parasını kur, getiriyor. Tabii hani e, doların fiyatı yüksekken gelip bozuruyor. Yani o ortamı oluşturuyor daha doğrusu. Gidiyor o parayı e, efendim e, sıcak para için. piyasasına sürüyor. Çıkacağı zaman da bir katakoliyle beraber dolar kurunu aşağı çektiriyor. O TL'yi düşük Bono. kurdan, bakın yüksek kurdan satarak giriyor. Düşük kurdan doları alarak çıkıyor adam. O arada kazanıyor. Sadece alış satışlardan kazanıyor. O borsadan da en az %70-80 kazanıyor. Yani, Öyle bir kazanç yok yani. <laughs> niye Japon kadınları gelmez? Hani diyorlar ya, Japon kadınları geliyorlar. Japon anneler geliyorlar, değil mi? Yani o gelen Japon anneler falan değildi onlar. Yani onlar efendim küresel sermayelerin bir şekilde uzantılarıydı. Bunu da görmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bizim bütün şeyimizi emdiler, kanımızı emdiler yani. Ne oldu? İşte şu anda e, Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, her şeyle beraber toplam borcu şirketleriyle beraber Uluslararası Finans Enstitüsü'nün 2020 rakamına göre 1 trilyon 250 milyar dolardır. Şu an bu rakam belki 1 trilyon 300 milyar dolar, 350 milyar dolar da olmuş olabilir. Bunların bir kısmını isterseniz konuşalım şimdi o borçların kredi kartı o bizim oluşan borçlarımız işte kartlar her tarafta yığılı herkesin cebinde e, hiç olmayanın cebinde belki bir tane var diğerlerinde üçer beşer ne kadar varsa birbirine artık ilave etmişler onu oradan alıp oraya çekiyorlar oradan alıp bunun matematiğini yapanlar var. 250 milyar lirayı aşmış durumda kredi kartı borçları. Bunlar tabi hep resmi açıklanan resmi rakamlar. Biz onlar üzerinden ancak ifade ediyoruz ama tabi gayri resmi olarak söylenen rakamlar çok daha farklı. 250 milyar Lütfü Elvan açıklamasına göre e, takipte olan yurttaş sayısı da bu yılın ilk 7 ayında diyor Lütfü Elvan Mahazinevi ve Maliye Bakanı 15.836 kişi artarak 1 milyon 1.287.898 kişiye çıktı. Yani burada her bir kişi bir aile içerisinde olduğunu farz edersek, büyük bir aslında aileler içerisinde de kriz var. Yani i̇nsanlar artık, çünkü krizdir bu. İnsanların evine icranın gelmesi, hacize takibi uğraması nasıl olduğunu o takibi uğrayan aileye, ailenin başındaki insanlara sormak lazım. Şimdi Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfü Elvan'ın e, bahsettiğiniz açıklaması sadece kredi kartlarıyla alakalı. Evet. Yani bireysel krediler değil. Yani kredi de bu? 250 milyar lira. Bakın e, bireysel krediler dediğimiz taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi. Bunları da ilave ettiğimizde şu anda 900-950 milyar lira gibi Bitirin bir borç yapacağız. tablosu. 1 trilyon liraya yakın bir borç önümüze çıkıyor. Ama... Ee, bu bireysel kredi artı kredi kartları borcu toplamı 2002 yılında 6.3 milyar liraydı. Şimdi bakın sadece kredi kartı hani e, takipteki kredilerden bahsediyor Sayın Elvan. E, bu yılın ilk 7 ayında 15.836 kişi daha diyor batık duruma geldi diyor. Kredisini kredi kartını ödeyemez Takip, noktaya evet. geldi diyor. Kredi kartı sadece kredi kartlarından bahsediyoruz ve, bu, ve bunlar toplam diyor 1 milyon 287 bin kişiye ulaştı diyor. Ee, batık kredi kartı meblağı ise diyor 7 milyar 277 milyon lira diyor. 7 milyar arttı. 277 milyon liraya ulaştı. Diyor. Evet, arttı. Kredi kartı göre ulaştı. Kredi kartı bu. Ee, hani bireysel kredilerle beraber bu rakamlar çok fazla. Yani 30 milyar 30 30 30 milyar liranın üzerine çıkmıştı evet en son rakamlara göre. Şimdi toplam kredi kartı stok alacak tutar ise 250.8 milyar lira, 251 milyar lira bir toplam kredi kartı alacağı birikti. Şimdi bakıyoruz, zaten 251 milyar lira gibi bir rakam kredi kartından bahsediyoruz. Artı bireysel krediler, ondan çok daha fazla. Bu kadar borcun ödenebilme ihtimali zaten yok. Dolayısıyla bu kart büyümeye devam ediyor hala bir şekilde döndürmeye devam ediyorlar. Yani asgari kısmını ödeyip kalan kısmını borca ilave ettirerek dönmeye çalışıyorlar. Ya da bir kredi kartı alıyor, onun limitini dolduruyor. Sonra gidip başka bir bankadan başka bir kredi kartı alıyor. Ondan bir şekilde kredi çekiyor, bir şey yapıyor, onu ödüyor. Yani Ali Nükülani Veli'ye benim bir bakıyorsunuz ki deste deste adamın 4 tane 5 tane kredi kartı. Bu da etmiyor gidiyor efendim bireysel kredi çekiyor. İhtiyaç Babasına kredisi. gidiyor emeklisini alıyor oradan onu, ona binayen yani kredi çekiyor. Yani bin liralık borcunun 10 bin liraya 15 bin lira çıktığı insanlar biliyorum. Bin liralık kredi kartını ödeyemediği için 10 bin lira 15 bin lira çıkan insanlar biliyorum. Geçenlerde çok ilginç bir haber de vardı. Kaç 80 kuruş mu bir lira mı öyle bir rakam. Adam Tabi belgeleri gösteriyor. Borç e, e, tabi adama icraya vermişler. Bin lira tahsilat istiyorlar adamdan. Adam 1 lira bankada kalmış parası. Adamdan şey istiyorlar. Veya bir, bir lira pardon kredi borcundan 1 lira kalmış adamın tahsilatını Kapatmamışlar. istiyorlar. Kapatmamışlar. Sonra tabi bizler bunu haber yaptık. Yani e, ajanslar buna haber servis ettiler. E, bunu haber yapıldı birçok gazetede vesaire biz de yaptık. Aradan Tabii iki gün geçti. Bir baktık ki e, banka e, borcu silmiş. Yani böyle bir katkımız oldu yani vatandaşa. <laughs> Neyse. Şimdi e, şunu demek istiyorum. Yani 1 e, liralık borç 1000 lira oluyor. Bu faizin şeyi yok yani. Tabii. Şimdi siz 1000 liralık borç bazen 10 bin lira, 100 bin lira, 1 milyon, yani 1 milyon olmaz ama yani çok, ama yıllara varırsa belki çok daha ciddi rakamlar ulaşabilir. Şimdi baktığımız zaman e, burada e, devletiyle, milletiyle, şirketleriyle Maalesef e, borca muhtaç hale getirilmiş ve hatta borç girdabına sokulmuş. Batık kredilerle beraber de iyice kangren hale dönüştürülmüş. Maalesef bir hani e, mali e, tablomuz var. E, ve hani bunu zaten uluslararası finans enstitü rakamını söyledik. 1 trilyon 250 milyar Türkiye Türkiye'nin toplam borcu var diyor. Devlet, şirket, efendim bankalar, belediyeler, bireyler toplam borcu 1 trilyon 250 milyardır diyor. Çarpalım bunu 9'la. Türkiye'nin borcu şu anda 10, 10 trilyon liranın üzerinde bir rakam. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki bireylerin borc bireyler borcunu ödeyemez noktada, şirketler borçlarını ödeyemez noktada, devlet de şu anda borcunu ödeyemeyecek bir noktada. İşte biz buna zaten kapitalizmin sömürü politikası diyoruz. Şimdi e, Prof. Profesör Doktor bu sistem Baş, içerisinde bunun çözümü de yok zaten. Zaten mevcut sistemde bunu çözemezsiniz yani. ama Prof. Tayyar Baş ve milli ekonomi modeli işte bu kısır döngüyü değiştiren, çözümü getiren modeldi. Kuşatmayı yarıp çıkıyor. Yani bizim hani Sayın Hüseyin Baş diyor sistem değişmesi lazım. Hani bu sistemde zaten bu iş olmaz. Sistem değişmesi lazım. Sistem ne olması lazım? Bilmiyorum. İşte sistem bizi bu noktaya getiren değil. Hani Einstein'ın sözünü de hatırlatırlar. Ne diyor Einstein? Yani e, sorunlarla geldiğimiz noktadan o şeyde çıkamayız. Yani e, bizi zaten sorunları getirdiyse bir sistem o sistemle siz çıkış Çözüm bulamazsınız. Ya. Çözüm bulamazsınız. Şimdi kapitalizm zaten bize bu e, borçlama tablosuna taşıdı. Bu girdabın içine soktu. Bizim mevcut serbest piyasa ekonomisiyle kapitalizmle bundan kurtulmamız mümkün değil. Şimdi iktidar diyor ki biz işte bu politikalarla devam edeceğiz. Serbest piyasa koşullarına bağlı kalacağız yeni ekonomi programlarında bunu tekrar tekrar ilan ediyorlar. Ama dönüyorsunuz muhalefete. Daha iyi borç bulunuyor. CHP CHP'nin yetkilileri konuşuyor. İyi Parti'nin yetkilileri konuşuyor. Efendim diğer partiler konuşuyor. Dinliyoruz. Yani biz de hani ekonomiye meraklıyız. Dinliyoruz. Ne diyecekler acaba diyoruz. Bakıyoruz ki biz daha iyi borç buluruz. Daha uygun borç buluruz. Biz aslında şu şartları değerlendirirsek biz Avrupa'da bir numara oluruz. Herkes bize borç ya, verir. Şimdi e, bir kumar masasına oturduğunuz zaman o oyunun kurallarını siz koyamazsınız. Kumar masasında o oyunun kuralını kumar masasının sahibi koyar. Kumarhanenin sahibi koyar. O masanın başındaki insan koyar. Hep de kazanır sonuçta. Ve kazanır. Nihai anlamda zaten o çark dönüyorsa, bir şekilde o kumarhane dönüyorsa adam bu kazandığı paralarla döndürüyor zaten. Sen, senin sırtından geçiniyor. Şimdi e, kapitalizm kumar sisteminin, yani zengini daha zengin yapan, fakiri daha fakir yapan bu sistemin kurucusu batılı ülkeler. Sen şimdi diyorsun ki bu kurallarla biz Batı ülkeleri geçeceğiz. Yalancının derdi Aydar Yani ya adamı adamın kurduğu sistem adam nasıl geçebiliriz? Adam sana diyor ki para basma. Sen de basmam diyorsun zaten. Para basmadıktan sonra sen neyle geçmeyi planlıyorsun? Adamın parasına ihtiyacın var. Şimdi adamın ham maddesine ihtiyacın var. Adamın enerjisine ihtiyacı var. Adamın tohumuna ihtiyacın var. Adamın arabasına ihtiyacın var. Her şey ithal. Para da borç. Böyle yani bir sen, çarp nerede var yani? Şimdi e, üretim yaptıkça finans ihtiyacın doğuyor. Finans ihtiyacın arttıkça borç alıyorsun. Bu da faiz yükünü artırıyor, Daha fazla borçlanıyorsun. E, üretim yapıyorsun. Ham madde ihtiyacın var. Aldıkça ham madde ithalatın artıyor. E, ara mamul ithalatın artıyor. Enerji ithalatın Tam artıyor. Tam bataklıktaki kıpra kıpraşan adam gibisin yani. Yani Türkiye'nin dış ticareti arttıkça dış ticaret hacmi ithalatı artıyor. Dış ticaret açığı artıyor. Ve cari açık artıyor. Bu sistemde sen batmaya mahkumsun. Evet. O zaman işte bizim e, milli ekonomi modelinin, efendim e, uzatılan o dalı, e, o batak e, tutmak lazım çözümlerine yani. çözümlerine ihtiyacımız var. Dış ticaret anlayışına ihtiyacımız var. Sabit kur anlayışına ihtiyacımız var. Başından sonuna kadar bütün formüllerine ihtiyacımız var. E, bunun için de biz işte bunu uygulayacak olan, yani çözümü ifade ettik ama adresi ifade etmezsek de yanlış olur. Türkiye'de bunu uygulayacak olan da Bağımsız Türkiye Partisi. Çünkü parti programında olan tek parti yani. Hani ki şu partinin de parti programında var. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Prof. Dr. Başbey'in Kurdu ve başında bugün Hüseyin Baş'ın bulunduğu e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin parti programındadır Milliyet konma dedi. O yüzden millet olarak da artık e, çözümü e, baş tacı etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey değerli yorumlarınıza çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim bu haftada. Haftanın son programıydı. Pazartesi itibariyle tekrar yeniden sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz Meltem TV ekranlarında. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.